Merhaba Kanal Ekonomi izleyenleri. Bugün anne bebek ve çocuk ürünleri fuarındayız. Fuarın nabzını gelin hep birlikte tutalım. Muharrem Bey var. Muharrem Bey, 2019'un bebekleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya 2019'un bebekleri çok şanslı. Çünkü fuarda şimdi sizin de göreceğiniz gibi çok güzel, çok böyle cıvıl cıvıl renkler var. Yani ürünler sürekli geliştiriliyor onların konforu, onların rahatı için. Biz de kendimizi yani geliştirdik. Ürünlerimize baktığınız zaman her şey bebeklerin sağlığı ve konforu için dizayn edilmiş durumda. Peki son dönemde ebeveynler nasıl bebek arabaları tercih ediyor? Ya son dönemde bizim hani piyasadan anladığımız, aldığımız feedbacklerden biraz daha böyle küçülebilen, hani bagajda yer kaplamayan, hafif olabilen, taşınması zor olmayan ürünler tercih ediliyor. Ama hala travel sistem bebek arabaları daha çok revaçta gibi. Peki Prego olarak siz nasıl bir tavsiye vermek istersiniz ebeveynlere? Yani ebeveynler mesela bir arabayı almak istediklerinde ilk önce nelere bakmaları gerekir? Yani öncelikle ürünlerin sertifikalarına baksınlar. Ürünler hangi sertifikaları taşıyor? Ondan sonra ürünün hani görünüşünden ziyade fonksiyonları daha önemli. Yani görünüşe aldanabiliyorsunuz bazen. Bakıyorsunuz çok şık bir ürün ama alıp kullandıktan sonra yani o istediğiniz rahatlığı sağlamayınca pişman oluyor insanlar. Daha sonra gelip bebek arabasını değiştiren çok insan oluyor bu şekilde. O yüzden hani fonksiyonlarını, açılmasını, kapanmasını, küçülmesini, ağırlığını bunları iyi hesap etmek lazım. Peki daha demin sizinle de bir konuşma fırsatımız oldu. Bu akülü arabalarla ilgili bir takım vergi sıkıntıları oldu. Aynı şey bebek arabaları için de geçerli mi? Yok, şu an için geçerli değil ama yani bilemeyiz tabii ki, o devlet büyüklerinin vereceği bir karar. Ama akülü arabalarda şu an ciddi bir vergi artışı var. Hayırlısı diyelim bakalım yani. 2019 satışlarının nasıl olmasını öngörüyorsunuz peki? Valla bizim yani kendi markalarımızla ilgili bizim umudumuz var. Biz iyi bir markayız, iyi bir firmayız, iyi bir şeyimiz var, algımız var. Ürünlerimiz çok kaliteli. Satışlarımızda bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Ama genel hani bir alım gücünün düşmesi söz konusu Türkiye'de. O anlamda ne olur piyasa bize biraz daha iyi öğretecek ama biz kendimize güveniyoruz. Biz satarız yani, satışımız iyi olacak diye düşünüyorum 2019'da. Okay Bey, öncelikle fuara hoş geldiniz. Hoş nasıl bulduk, geçiyor hoş fuar? Bulduk. Vallahi fuar gayet iyi. Her sene zaten biz geleneksel olarak katılıyoruz. İzmir'den geldik fuara. İşte bu sene bebek ve çocuk odası konusunda işte yeni oda takımı çalışmalarımız, yeni ürünlerimiz, yeni 5-6 farklı karyola grubumuz. Sektörün artık hani nabzı burada attığı için biz de buradayız yani açıkçası. Peki anneler karyola alırken nelere dikkat ediyorlar? Vallahi annelerin dikkat ettiği her şeye cevap veriyoruz. Yani çünkü Ar-Ge'miz de bizim bu konuda boş durmuyor. Sürekli hani kullanıcı anlamında kim neden rahatsız oluyor, en ufak işte anneler nelerden şikayet ediyor, beklentiler neler, bunlara çok önem veriyoruz ya. Yani. Peki ebeveynlerin talepleri size genelde nasıl yansıyor ya da neler söylüyorlar size? Valla genelde hani belki biraz şey olacak ama son derece övgü alıyoruz. Hani çünkü piyasa genelinde kullandığımız malzeme kalitesi başta olmak üzere her şeyine çok dikkat ediyoruz yani. Hani herkes mesela işte çok hani organik ürün yaptığını savunur. İşte bütün malzemenin en kalitelisini kullandığını savunur ama biz gerçekten bunu yapıyoruz. Peki şey sormak istiyorum ben. Geçen zamanda bir çocuk odalarında, daha doğrusu bebek odalarında bir takım kazalar gündeme geldi. Evet, i̇şte evet. Dolapların, bebek karyolarının üzerine düşmesi gibi, hani çivilemek gerekir mi, sabitlemek gerekir mi gibi. Bu tabii. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi bizde hani emniyet öncelikli. Çünkü Allah korusun bu bebek insanların en kıymetlisi.
Hani o yüzden de ne gerekiyorsa bütün işte Ar-Ge ekibimiz sürekli bunların başındayız. En ufak bir aksaklığa dahi izin vermiyoruz yani bu konuda. Peki siz izin vermiyorsunuz ama marka olarak hani ebeveynlere neyi tavsiye edersiniz? Yani örnek veriyorum, dolaplarını sabitlemeliler mi veya karyolayla dolabı bir arada tutmamaları mı gerekir? Şimdi, tabii bunlar odaların büyüklüğüyle de alakalı. Şimdi her yerde bunu yapamazsınız. Şimdi baktığınızda mesela 8-10 metrekarelik odası olan bir aile zaten bunları hepsini bir araya koymak zorunda. Ya da tek karyola almak durumunda. Oda takımı alacak kişilerde işte asgari mesela 12-13 metrekare ve üzeri odalarda daha iyi olur. Tabii dolapları sabitlemek neden iyi olur? Sonuçta bir deprem gerçeği var ülkemizde. Hani bu anlamda tedbirli olmakta yarar var diyorum. Şu an yanımızda Aptamil markasından Nil Hanım var. Nil Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nil Hanım, 2019 fuarı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Fuar nasıl geçiyor? Fuar çok keyifli geçiyor bizim için. Gerçekten annelerin, babaların, ebeveynlerin yanında olmak istedik ve fuarın beslenme alan sponsoruyuz. Buraya ebeveynler gelip bebeklerini besleyebiliyorlar, mama verebiliyorlar, keyifli vakit geçirebiliyorlar. Seminerleri de izleyebiliyorlar. Çok güzel geçiyor bizim için. Şahane. Peki Nil Hanım, size genel bir soru sormak istiyorum. Ebeveynler bu Aptamil konusunda, hani daha doğrusu destek mamalar konusunda Türkiye'de bakış açıları nasıl, yani değişti mi ya da nasıl bir son dönemde ilerleniyor? Biraz bilgi verebilir misiniz? Biz Aptamil markası olarak tabii ki anne sütünü her zaman öneriyoruz. Yani bizim için en üstün besin anne sütü her zaman. Ama bazen olamıyor biliyor, bazen yetersiz kalabiliyor. Bu noktada da gerçekten her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulayarak yani bakış açıları gayet olumlu. Tabii ki kat etmemiz gereken çok yol var onların yanında olduğumuzu. Neden? Anne sütü eğer yetersizse, zaten anne sütü olduğu takdirde hiçbir problem yok ama eğer yetersizse nasıl en iyi şekilde onların yanında olabiliriz? Zaten iletişim kurarak onlarla her zaman paylaşıyoruz. O konuda da bakış açıları çok olumlu. Bizim çok güzel ilişkilerimiz var annelerle. Şu an çok böyle havalardan dolayı muzdaribiz. Çok soğuklar, ondan sonra herkes hasta, dışarıda bir sürü salgın hastalık dolanıyor. Ne önerirsiniz ebeveynler bu ara, nelere dikkat etmeleri gerekir? Gerçekten bizim de markamızın en önemli zaten bastığı konu da bağışıklık ve beslenme bebekler için, çocuklar için aslında ilk temel olarak atılması gereken ve ileriki yaşamlarında da çok karşılarına çıkacak bir konu. O yüzden doğru beslenme olduğu takdirde, ki biz de her şekilde bu konuda destekteyiz, ileride soğuk olsun, başka şeyler olsun, zaten geleceğe hazır bebekler yetişiyor olacak. O yüzden bizim için hiç sorun değil. Kış aylarını karla oynamayı hepimiz çok seviyoruz yani. Peki Aptamil markasının en çok satan ürünü hangisidir? Devam sütlerimiz. Zaten her yaştan itibaren devam sütlerimiz annelerin yanında. O konuda öyle söyleyebilirim.